hünkârım. Nihayet köprü tamamlandı. Bugün 10. gün. Karşıya geçmek için emirlerinizi bekliyoruz. Haseki Sinan nerede? Tetkikleri yaptınız mı? Ordunun intikalinde çökmez inşallah. İcap eden tatbikler yapıldı hünkârım. Şu bastığımız toprak kadar sağlamdır evelallah. Hale. Sözünü nereymişsin? Yüksek gayretin takdire şayan. Gönlünden ne geçerse dile benden. Sizin gibi bir cihan sultanı beni takdir etmiş. Gayrı ne isterim hünkârım? Mükafatını alacaksın elbet. Lütfi Paşa, mevzuyla bizzat alakadar olun. Emredersiniz hünkârım. Malkoçoğlu, Hüsrev Paşa hazırlığınızı yapın. Karşıya geçiyoruz. Emru ferman yüce padişahımızındır. Ali Cengiz'den Kırım Hanı sahip Girayhan Alişan Hazretleri. Hoş geldin sahip Giray. Rahmetli validemin memleketinde vaziyet ne haldedir? Hoş bulduk hünkârım. Sahi devletinizde her şey yolundadır. Petru Rareş denen haini bulabildiniz mi? Hünkârım, Asi Voyvoda Erdel'e kaçtı. İslam askerleri gelmeden çok önce ayrıldığından kuvvetlerimiz Rareş'i yakalayamadılar. Bu Rareş denen gafil, gazabı şahanemden kaçamayacağını bilmeli. Tatar kuvvetleri Erdel civarında dolaşmakta. Kafasını çıkardığı anda elimize geçer. Korkudan saklandığı delikten başını çıkaramayacaktır. Rareş'e destek veren boyarlar ne vaziyette etti? Yaş kenti yakılarak Voyvoda destekçileri cezalandırıldı. Berhudar olasın. Şahırken ve Papa ile Akdeniz'de mücadele ederken aklımız buralarda kalmamalı. Bu toprakların emniyeti senin elinde. Tatarlar yapacakları akınlarla düşmanlarımıza aman vermesinler. Sultanım Hazretlerinin gözü arkada kalmasın. Tatarlar devleti Aliye'ye ve dini mübini İslam'a atalarım gibi en iyi şekilde hizmete devam edeceklerdir. Rareş'in kardeşi Stefan'a haber yollandı hünkârım. Bir an evvel gelip mübarek ayaklarınıza yüz sürecek. Âlâ. Sen ne dersin sahip Giray? Bu Stefan kardeşi gibi sonradan ihanet etmesin. İhtimal vermem hünkârım. Vakıa buna cüret edenlerin akıbetleri ortada. Yalnız hünkârım, Hızır Hayrettin Paşa'dan gelen haberler hayırlı değil. Haçlı donanması Preveze Limanı'nı işgal etmiş. Paşa Hazretleri, içiniz rahat olsun. Hızır Hayrettin Paşa çoktan intikal etmiştir. Yakında hayırlı haberlerini alacağız inşallah. Allah Hızır Hayrettin Paşa'nın yardımcısı olsun Lütfi Paşa. Zira mağlubiyeti de, zaferi de büyük olacaktır. Hünkârım. Gel Malkoçoğlu. Hünkârım, delilerle birlikte keşfe çıktım. Lakin yolda önümü bir papaz kesti. Söylediğine göre bazı kendini bilmez askerimiz, halkın malına ve canına kastetmişler. Kimmiş bunlar, tespit edildi mi? Derhal papazın söylediği yere gittik hünkârım. Maalesef ki şikayetinde haklı. Bir cebeci köylünün buzağısını almış. Bir sipahi de zorla köylünün arpasına el koymuş. İkisini de derdest edip getirdim. Reaya bize yüce Allah'ın emanetidir. Defalarca halka zulmedilmemesi, sahibinin müsaadesi olmadan mallarının alınmaması için ferman çıkardı. Tellallar günlerce ordugâhta duyurdu. Derhal bu ikisinin de kellesini alın. Alın ki herkese ibret olsun. Emredersiniz. Thank you.
Reaya'nın malını ve canına kastetmek, malları sahiplerinden izinsiz alıkoymak suçlarından... Şehzadem, iyi misiniz? Merak etme paşa, iyiyim ben. Hala dik durun. Zinhar gözünüzü ayırmayın. Hünkârım, payitahttan ulak geldi. Hürrem Sultanımız göndermişler bu mektubu. Sultanım Hazretleri, yüzümü yere koy, mutluluk sığınağı olan ayağınızın bastığı toprağı öptükten sonra benim devletimin güneş, saadetimin sermayesi sultanım. Eğer bu ayrılığın ateşine yanmış, ciğeri kebap, yüreği harap, gözü yaş dolu, gecesini gündüzünden ayrılmayan, hasretle yasına batmış, çaresiz aşkınızla hastalanmış, Ferhat ve Mecnun'dan beter divane kulunuzu sorarsanız, nasıl ki sultanımdan ayrıyım, bülbül gibi ahım ve feryadım dinmedi. Ayrılığından öyle bir halim var ki, Allah kâfir olan kullarına dahi vermesin. Benim mutluluğum, benim sultanım. Günler oldu ki, sultanım tarafından bir haber belirmedi. Allah en iyi bilendir ki, bu türlü rahatlık yüzü görmeyip, geceden sabaha kadar, sabahtan geceye kadar sürekli ağlayıp, kendi hayatımdan el çekip, dünya gözüme dar oldu. Bilmem ne edip ne eğileceğim. O yüce Allah hasretlerinden tez ümidim ve isteğim odur ki, çabucak gelip, mübarek endamını görüp, yüzümü ayağınızın tozuna sürmeye nasip ve kismet dedi. Benim sultanım, yalvarır ve rica ederim ki, tezce mübarek kağıdınızı gönderesiniz. Zira, billahi yalan değil, bir hafta, iki hafta geçe ulak gelmeyi, alem velvele eder, türlü türlü sözler söylenir. Sakın benim kendi nefsim için istediğimi sanmayınız. Mir Mehmet Hanım'a, Selim Hanım'a bin bir dualar ve övgüler edip mübarek gözlerini öperim. Ve sonra Bayezid kulunuz, Cihangir kulunuz, Mihrim Hacariyeniz ayağınızın toprağına yüz sürerler. Efendilerinin ellerini öperler. Kabul oluna. Stefan Lacusta. Yaş şehri Boğdanların ihanetinin bedeli olarak yakıldı. Eğer akılları başlarına gelmezse bir dahaki sefere Suçava ve diğer şehirlerinde akıbeti aynı olacaktır. Suçava Sarayı'nın mahzeninde ele geçirilen altın ve mücevherat Osmanlı hazinesine aktarıldı. Kardeşin Rareş Erdal'e kaçmış. Lakin her daim takibimiz altında olacaktır. Bize ihanet edenler cezasını çekerken kulluğunu sunanlar da bu yüce dergahımızdan mükafatını alır elbet. Stefan, bu sebeple seni Boğdan Voyvodası tayin ediyorum. Stefan kulunuzu bahtiyar ettiniz sultanım. Boğdan yüce hünkârın emrindedir. Her ne emrederseniz yerine getirilecektir. Paşalarım anlaşmayı hazırladılar.
Voyvod olarak tasdik edeceksin. Lütfi Paşa. Voyvoda'nın emrine 500 Yeniçeri verilerek emniyeti sağlanacaktır. Boğdan Voyvodası 2 senede bir İstanbul'a gelerek haracını ödeyip kulluğunu gösterecektir. Asi Voyvoda'nın yaktığı Kili Kalesi tamir, Akkirman ise tahkim edilecektir. Boğdanlıların Güney Besarabiya dedikleri Bucak toprakları Bender Kalesi ile beraber Devlet-i Aliye'ye ilhak edilmiştir. Bucak hudutlarında Boğdanlılar tahkimat yapmayacaklardır. Hakanlara Hakanı, hükümdarlara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, alemin merkezi, saadetli padişahımız. Başta İspanya, Venedik, Ceneviz, Papalık, Floransa ve Malta donanmaları olmak üzere Kral Şalker'in toplayıp Andrea Doria'nın emrine verdiği donanma büyüklüğünde bir donanmayı ben hayatımda görüp işitmediğim gibi tarih kitaplarında da okumadım. Kafir donanmasının çoktan belini kırmıştık. Zira daha hızlı ve yollu seyreden kadırgalarımız kolayca menzile girip çıkabiliyor, kafir teknelerini istediği cihetten dövebiliyordu. Turgut Reis'e son darbeyi vurması için emir verdim. Kafirlerin ardına düşüp çevirdi. Düşman iki ateş arasında kalınca Doria ricat etmeye mecbur kaldı. Muharebe öğlenden akşam vaktine kadar sürdü. Doria bütün gemilerinin fener söndürmesini buyurdu. Bu emir bir donanma için hem şerefsizlik hem uğursuzluktu. Ancak karanlıktan faydalanan Doria donanmasının yarısını elimizden kurtarıp kaçtı. Allah'ın izniyle Preveze'de büyük zafer kazandık hünkârım. Cihan'ın sizin yüce iradeniz karşısında bir kez daha dize geldiğini müjdelemekten şeref duyarım. Hakir kulunuz Hızır Hayreddin. Hasan Reis, getirdiğin bu müjdeyle beni ziyadesiyle memnun ettin. Gönlünden ne geçerse dile benden. Babam Hızır Hayreddin Paşa'nın birbirinden kudretli reisleriyle kazandığı bu zaferin müjdesini vermek benim için en büyük hediyedir hünkârım. Paşalarım, beylerim, Allah'ın izni, sizlerin de gayretleriyle 3 cephede sürdürdüğümüz savaşımızı zaferle nihayete erdirdik. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar Allah'ın adını yayacağız. Gurura ve kibire kapılmadan İslam ordusunun şerefli sancağını daha da yükseklere taşıyacağız inşallah. Amin. Evet hünkârım, oğlan Şeyh Maşuki diyorlar. Babası Pir Ali, siz de bilirsiniz, pek muhterem bir zattır. Ama evladını seçemiyor insan ne yazık ki. Söyledikleri yenir yutulur şeyler değil hünkârım. Ne söylemiş bu oğlan Şeyh? Söylemeye dilim varmıyor hünkârım. Ay, tövbe, tövbe haşa, Allah'ı yok sayan laflar ediyor. İmanın, İslam'ın şartlarını reddediyor. Çarşılarda, pazarlarda, mekteplerde, camilerde vaazlar verip halkın zihnini bulandırıyor hünkârım. Neden müsaade ediyorsun? Derhal müdahale etseydin. Kendisini 1-2 kez ikaz ettim hünkârım. Fakat daha yaşı pek küçük, pek genç. O yaşta deli akar kanları bunların. Sonra babası Pir Ali'nin de hatırı var hünkârım. Tavsiyen nedir? Evvela payitahttan uzaklaştırmakta fayda görüyorum hünkârım. Zira dikkatleri üzerine çekmenin bir manası yok. Sen ne dersin Lütfü Paşa? Hünkârım, Kazasker Efendi'nin hakkı var. Malumunuz, böyle meczupların peşinden koşan gafiller mevcut. Vaziyeti fırsat bilip hadiseyi büyütmek isteyebilirler. Doğrudur hünkârım, doğrudur. Ben kendisini son bir kez ikaz edip memleketine yollamayı tavsiye ediyorum. Payitahta dönünce bu meseleyle bizzat alakadar olacağım. Zira babası Ali Efendi'ye hürmetim ebedidir. Gel.
Hünkârım, kaptanı Derya Hızır Hayrettin Paşa geldiler. Alın içeri. Hünkârım. Kapudan Paşa. Dört bir yana haber saldım. Bütün cihan senin bu zaferini konuşuyor. Alemlerin padişahı Sultan Süleyman Han'ın emrinde daha nice zaferler kazanacağız inşallah. Devlet-i Aliye intişarından beri karada zaferden zafere koşarken, Derya'da rahmetli atalarımın bütün gayretlerine rağmen zafer kazanamamıştık. Derya aslanı Hızır Hayrettin Paşa. Yüzün iki cihan daha olsun. Sen benim yüzümü güldürdün, Cenab-ı Hak da seni güldürsün. Donanmay-ı Hümayun için ne istersen emrindedir. Altın, asker, ne istersen çekinme. Derya'da her daim kudretli olursak, Portakal ve İspanyol kafirinin esaretindeki Müslümanları hürriyetlerine kavuştururuz evvelallah. Vaziyetini anlıyorum. Lakin böyle hayatının sonuna kadar yalnız olamazsın. Kendi aileni kurman şart, evlatların olmalı. Kısmet hünkârım. Belki bir gün bana da nasip olur. İnşallah. Gel. Hünkârım, Şah Sultan Hazretleri geldiler. Hayırdır inşallah. Alın içeri. Hünkârım. Şah-ı Uman. Gülfem. Ne oldu, neyiniz var? Hünkârım, felaket. Sizin yanınıza geliyorduk. Ancak yolda saldırıya uğradık hünkârım. Az kalsın canımızdan oluyorduk. Kim cüret eder buna? Vali Bey, derhal bu eşkıyaları bulmanı istiyorum. Hepsini huzuruma getireceksin, hepsini. Emredersiniz hünkârım. Sultanım, nerede oldu bu uğursuz hadise? Hafsa'dan geçiyorduk, o sırada saldırdılar. Hünkârım. Siz hangi sebeple çıktınız yola? Neden geliyordunuz buraya? Size mühim bir evrak getirmek için yola çıktık hünkârım. Başına bir hal gelmeden bizzat kendim getirmek istedim. Ama onu benden almak istediler. Lakin ben her ihtimale karşı tedbir almıştım. Sen neler söylüyorsun Şah-ı Uman? Ne evrağı, kim almak istedi? Hürrem hünkârım. Bize saldırmalarını emreden o. İşte sebebi de bu. Kendisine yardım etmek istedim hünkârım. Ancak Hürrem kabul etmedi. Vaziyeti öğrenince derhal borcu kapattım. Karşılığında da elinizdeki bu evrağı aldım. Hürrem'in mührünü görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Nasıl böyle tedbirsiz davranabilir? Savaş halinde olduğumuz Venediklilere nasıl borç senedi verir? Mevzu bahis olan hanedanımızın itibarı. Size eşkıyalar saldırdı ve sen bunu Hürrem'in yaptırdığını mı söylüyorsun? Başka kim olabilir ki? Hususi olarak bu evrağı sual ettiler. Gülfem şahit. Doğrudur hünkârım. Zaten başka bir şey almadan çekip gittiler. Söyleyeceğim başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Sen de Gülfem. Hepsi bu kadar hünkârım. Bağışlayın. Bunları anlatıp sizi üzmek istemezdim. Fakat hakikati bilmeniz lazımdı. Hünkârım, en güvendiğim adamları yolladım.
civarda tahkikat yapıp eşkıyanın izini sürecekler. Alkaçoğlu, derhal payitahta git. Hürrem Sultan'ı al ve buraya benim yanıma getir. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım.